Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Bedir'de babasını öldürmesi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın babası durmadan Bedir gününde oğluna hücum ederdi. Ebu Ubeyde de babasından kaçardı. Fakat babası Ebu Ubeyde'yi kurtulamaz bir halde çokça hücumlara maruz bıraktığı bir anda Ebu Ubeyde babasını öldürdü. Allah o zaman Ebu Ubeyde hakkında Mücadele suresinin 22. ayetini indirdi. Ashabtan iki kişiyle babalarının kıssası. Bir kişi Hazreti Peygamber'e vararak düşmanla karşı karşıya geldim. Babam da onların içindeydi. Baktım ki babam sana çirkin bir söz söyledi, küfretti. Ben buna karşı sabır gösteremedim. Babamı mızrakla vurdum. Ne buyruluyor dedi. Hazreti Peygamber suskun bir halde kaldı. Sonra ikinci bir kişi geldi ve ben babamla karşı karşıya geldim. Fakat onu öldürmek istemedim. İsterdim ki onun yerine bir başkası bana hücum etsin. O hücumlar devam etti ve onu öldürdüm. Ne buyuruyorsunuz dedi. Hazreti Peygamber bu kişiye de cevap vermedi, sükût etti. Abdullah bin Übey'in oğlunun babasını öldürmek için Hazreti Peygamber'den izin istemesi. Hazreti Peygamber Abdullah bin Übey'in yanından geçti. O bir kalenin gölgesinde oturuyordu ve Resulullah'ın işiteceği bir sesle İbni Ebi Kebşe her şeyimizi bulandırdı dedi. Bunu duyan oğlu Abdullah, ey Allah'ın Resulü, seni şereflendiren Allah'a yemin ederim ki eğer dilersen sana babamın kellesini getiririm dedi. Hazreti Peygamber, hayır, fakat babana iyilik yap, ona karşı şefkatli davran dedi. Abdullah bin Abdullah bin Übey bin Selül, peygambere gelerek, ey Allah'ın Resulü, kulağıma geldiğine göre sen babam Abdullah bin Übey'i söyledikleri ve senin kulağına gelen sözlerinden ötürü öldürtecek misin? Eğer bunu yaparsan bana emret de ben onu öldüreyim, sana başını getireyim. Allah'a yemin ederim ki Hazreç kabilesi bilir ki benden daha fazla babasına hürmet eden bir kişi yoktur içlerinde. Fakat korkarım ki başkasına babamı öldürmesi için izin verirsen, o da babamı öldürürse nefsim beni rahat bırakmayacak da babamın katili halkın arasında gezerken onu öldürebilirim. Böylece bir mümini bir kafir yerine öldürmüş olurum ve cehenneme müstahak olurum dedi. Hazreti Peygamber, hayır, biz babana hürmet gösteririz. Ona bizimle beraber kaldıkça ihsan ederiz dedi. Hazreti Peygamber Beni Mustalik Savaşı'ndan dönünce Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah kalktı, kılıcını çekip babasına hücum etmek istedi ve bana nezr oldun. Sen Muhammed en azizdir, bense en zelilim demedikçe kılıcımı kınına koymayacağım dedi. Abdullah bin Übey oğluna bakarak azap olasıca Muhammed en aziz, bende en zelilim dedi. Böylece ölümden kurtuldu. Bu hadise Hazreti Peygamber'in kulağına geldiğinde hoşuna gitti. Abdullah bin Übey bin Selül'ün oğlu Abdullah'a teşekkür etti. Hanzale bin Ebu Amir ve Abdullah bin Abdullah bin Übey bin Selül Allah Resulü'nden babalarını öldürmek hususunda izin istediler. Peygamber onları bunu yapmaktan men etti. Hazreti Ebu Bekir ile oğlu Abdurrahman arasında Uhud'da geçen hadise. Abdurrahman bin Ebu Bekir, Müslüman olduktan sonra babasına, Uhud gününde seni gördüm, fakat sana hücum etmedim, yüzümü senden çevirdim, dedi. Ebu Bekir, lakin ben eğer seni görseydim, senden yüzümü çevirmezdim, dedi. Hazreti Ömer'le Said bin Az arasında Said'in babasının öldürülmesi hususunda geçen kıssa. Hazreti Ömer yanından geçmekte olan Said bin Az'a, "Babanı benim öldürdüğümü sanıyorsun. Eğer ben senin babanı öldürmüş olsaydım, senden onun öldürülmesinden ötürü özür dilemezdim. Fakat ben ondan yüz çevirdim. Onun amcası oğlu Ali ona hücum etti ve onu öldürdü," dedi.
Said bin As, Hazreti Ömer'e, "Eğer sen babamı öldürmüş olsaydın, sen hakkın üzerinde, o da batılın üzerindeydi. Bunun için sana kin beslemezdim," dedi. Bu söz Hazreti Ömer'in hoşuna gitti. Bedir günü babasının cesedinin çukura sürüklendiğini gören Ebu Huzeyfe'nin hali. Allah'ın Resulü, Bedir'de öldürülenlerin çekilip kuyuya atılmasını emretti. Onlar kuyuya atıldılar. Sonra kuyunun üzerinde durup, "Ey kuyu ehli, Rabbinizin vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Kesinlikle ben Rabbimin bana vaat ettiğini hak olarak buldum," dedi. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, ölü olan bir kavme hitap mı ediyorsun?" dediler. Peygamber cevap olarak, "Onlar Rablerinin onlara vaat ettiğinin hak olduğunu biliyorlar," dedi. Ebu Huzeyfe bin Utbe'yi Hazreti Peygamber, babası kuyuya atılmak üzere yerde çekilirken gördüğünde, onun yüzündeki hoşnutsuzluğu anladı ve, "Ey Ebu Huzeyfe, sanki sen gördüğün manzaradan hoşlanmadın," dedi. Ebu Huzeyfe, "Ey Allah'ın Resulü, benim babam önder bir insandı. Umardım ki Rabbim onu İslam'a hidayet etsin. Fakat hadise cereyan ettikten sonra beni mahzun bıraktı," dedi. Hazreti Peygamber Ebu Huzeyfe'ye güzel dualar etti. Mus'ab bin Umeyr'in Bedir'de esir düşen kardeşiyle olan kıssası. Allah'ın Resulüne esirler getirildiğinde onları sahabiler arasında taksim etti ve onlara hayırla davranmalarını söyledi. Ebu Aziz bin Umeyr bin Haşim, Mus'ab bin Umeyr'in ana baba bir kardeşiydi ve esir düşmüştü. Ebu Aziz diyor ki, "Kardeşim Mus'ab bin Umeyr yanımdan geçti. Ensardan bir kişi de beni esir alıyordu. Ensardan olan adama, onun ellerini sıkı bağla. Annesi zengindir. O sana büyük bir fidye verir, onu kurtarır," dedi. "Ben ensardan bir grubun elinde esirdim. Onlar her yemek zamanı ekmeği bana verirler, kendileri hurma yerlerdi. Çünkü Hazreti Peygamber esirlere iyi davranmayı emretmişti. Onlardan herhangi birisinin eline bir parça ekmek geçerse onu bana verirdi. Ben de utanırdım ve onu tekrar kendisine verirdim. O tekrar ona dokunmadan ekmeği bana verirdi. Beni esir eden adamın adı Ebu Yeser'di. Kardeşim Mus'ab, Ebu Yeser'e "onu sıkı tut" deyince kardeşime, "Ey kardeşim, benim hakkımdaki tavsiyen bu mudur?" dedim. Kardeşim bana, "Bu ensarlı benim kardeşimdir, sen değilsin," dedi. Ve böylece annemden en büyük fidye istenildi. Ona 4000 dirhem vereceksin denildi. O 4000 dirhemi gönderdi, beni esirlikten kurtardı. Ebu Süfyan'la kızı Ümmü Habibe arasında geçen olay. Ebu Süfyan, Hazreti Peygamber'e Hudeybiye barışını uzatmak için Medine'ye geldiğinde, Peygamber ona yüz vermedi, suratına bakmadı. O da kalktı, kızı Ümmü Habibe'nin hanesine gitti. Resulullah'ın yatağına oturmak istediğinde kızı yatağa toparlayıp kaldırdı. Ebu Süfyan, "Ey kızım, bu yatağa oturmamı mı uygun görmüyorsun, yoksa yatağın bana uygun olmadığını mı düşünüyorsun?" deyince Ümmü Habibe, "Bu Hazreti Peygamber'in yatağıdır. Sense necis bir kişisin," dedi. Ebu Süfyan, "Ey kızcağızım, benden ayrıldıktan sonra ahlakın bozulmuş," dedi. İbni Mesud'un oğulları ve bir kuş hakkında söyledikleri. İbni Mesud'un yanına girdik. Yanında 3 oğlan vardı. Altın gibiydiler. Onlara durmadan bakıyorduk. İbni Mesud bunu sezdi. "Sanki siz bu çocuklara imreniyorsunuz," dedi. Biz de, "Kişi ancak bu çocuklar gibilerine imrenir," dedik. Evin basık bir tavanı vardı. Başını tavana doğru kaldırdı. Orada yuva yapan bir kuş gördü ve "Bu çocukları gömüp de elimi topraklarından silkmem, benim için bu kuşun bir yumurtasının düşüp kırılmasından daha fazla üzücü olmaz," dedi.
Hazreti Ömer'in Bedir esirleri hakkındaki sözü. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'e, "Yemin ederim ki ben Ebu Bekir'in fikrine katılmam. Fakat benim görüşüme göre senin falan akrabanı bana ver, ben onun boynunu vurayım. Ali de kardeşi Akil'in boynunu vursun ve Hamza da falan kardeşinin boynunu vursun. Ta ki Allah bilsin ki bizim kalbimizde müşriklere karşı herhangi bir sevgi yoktur," dedi. Sa'd bin Muaz'ın Hazreti Peygamber'e sevgisi. Sa'd bin Muaz, Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, sana bir gölgelik yapalım. Sen o gölgelikte otur ve bineklerini de yanına bağlayalım. Sonra biz düşmanımıza mülaki olalım. Eğer Allah bizi aziz kılar, düşmanımızı mağlup ederse, zaten bu bizim sevdiğimizdir. Eğer biz mağlup olursak, sen bineklerimize biner ve kavmimizden buraya katılmayanların yanına gidersin. Çünkü bazı kavimlerimiz savaşa katılmadılar. Fakat onların sana olan muhabbetleri bizimkinden daha fazladır. Eğer onlar senin savaşla karşı karşıya geleceğini zannetseydiler, kesinlikle geri kalmazlardı. Allah seni onlar vasıtasıyla korur. Onlar sana nasihatçı olur ve seninle cihad ederler," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Sa'd bin Muaz'ı övdü. Ona hayır dua yaptı. Sonra Resulullah'a bir gölgelik yaptı. Resulullah o gölgelikte oturdu. Ashabtan birinin Hazreti Peygamber'e olan sevgisi ve bunun üzerine ayet inmesi. Bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, benim için sen nefsimden daha sevimlisin. Çocuğumdan daha fazla seni severim. Evimde olduğumda seni hatırlıyorum. Seni gelip görmeyince rahat edemiyorum. Senin ölümünle kendi ölümümü hatırladığımda biliyorum ki sen cennete dahil olduğunda peygamberlerle beraber olacaksın. Benimse cennete girmem şüpheli. Eğer cennete girsem bile seninle beraber olamamaktan korkuyorum," dedi. Hazreti Peygamber ona bir cevap vermedi. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam Nisa suresinin 69. ayetini indirdi. Ashabtan birinin kıyamet günü için Allah ve peygamber sevgisini hazırlaması. Bir kişi Hazreti Peygamber'den kıyametin ne zaman kopacağını sordu. Hazreti Peygamber, "Sen kıyamet için ne hazırlık yaptın?" deyince, "Hiçbir şey hazırlamadım. Ancak Allah'ı ve peygamberini severim," dedi. Hazreti Peygamber, "Sen sevdiğinle beraber olacaksın," buyurdu. Biz Resulullah'ın bu sözüne sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben Allah Resulü'nü, Ebu Bekir ve Ömer'i severim. Hatta onlarla, onları sevdiğim için beraber olmak ümidindeyim. Resulullah'ın ashabını gördüm. Herhangi bir şey konusunda bundan daha fazla sevindiklerini görmemiştim. Bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kişi hayırdan olan bir amel sebebiyle bir kişiyi sever. Fakat kendisi onun yaptığı gibi hayır yapamaz," dedi. Hazreti Peygamber, "Kişi kimi severse onunla beraber olur," diye cevap verdi. Hazreti Peygamber'in, "Ya Ebu Zer, kimi seversen onunla berabersin," sözü. Ebu Zer, Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, bir kişi kavmi sever fakat onların amelleri gibi amel yapmaya gücü yetmez. Durumu ne olacaktır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Sen ey Ebu Zer, kimi seversen onunla berabersin," dedi. Ebu Zer, "Allah'ı ve onun peygamberini severim," dedi. Hazreti Peygamber, "Sen sevdiğinle berabersin," buyurdu. Ebu Zer bu sözü tekrar tekrar söyledi. Hazreti Peygamber de tekrar tekrar cevap verdi. Birkaç gün aç kalan Hazreti Peygamber'le Hazreti Ali'nin kıssası. Hazreti Peygamber fakr-ı zarurete düçar olmuştu. Durum Hazreti Ali'nin kulağına geldi. Çıktı, bir iş aramaya başladı. Bir iş bulmak suretiyle peygambere yardım etmek istiyordu. Bir Yahudinin bostanına girdi. Ona 17 kova su çekti kuyudan.
her kovaya karşı bir hurma aldı. Yahudi hangi hurmalardan isterse ondan alabileceği yetkisini Hazreti Ali'ye verdi. O da acve denilen hurmalardan 17 tanesini aldı ve Hazreti Peygamber'e getirdi. Hazreti Peygamber, "Ya Ebel Hasan, bu hurmaları nereden getirdin?" dedi. Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, senin yanında bir şey olmadığını işittim. Bir iş yapayım da karşılığında bir yiyecek alayım diye çıktım, oradan getirdim," dedi. Hazreti Peygamber, "Seni ancak Allah'ın ve peygamberinin sevgisi sevk etti," deyince Hazreti Ali, "Evet ey Allah'ın peygamberi," dedi. Hazreti Peygamber, "Allah ve Resulünü seven bir kişi yoktur ki sel suyunun akıp gittiği süratle ona fakirlik gelmesin. Kim ki Allah ve Resulünü severse yavaş yavaş belaya karşı tedbirini alsın," dedi. Ka'b bin Ucre'nin bu konudaki kıssası. Ka'b bin Ucre şöyle anlatıyor. "Peygamber'e vardım. Baktım ki rengi bozulmuştur. Babam sana feda olsun. Seni niçin böyle bozuk renkli olarak görüyorum?" dedim. Hazreti Peygamber, "Üç günden beri karnıma yiyecek girmemiştir," dedi. Bunun üzerine gittim, baktım ki bir Yahudi develerini suluyor. Her kovaya bir hurma almak şartıyla ona kuyudan su çektim. Böylece bir yığın hurma topladım, peygambere getirdim. "Ey Ka'b, bunları nereden getirdin?" dedi. Ona hadiseyi naklettim. Hazreti Peygamber, "Ey Ka'b, beni sever misin?" dedi. "Babam sana feda olsun ya Resulallah, severim," dedim. Bana, "Fakirlik beni seven bir insana, merkezine akıp giden selden daha süratli bir şekilde gelir. Kesinlikle sana bela isabet edecektir. Ona karşı yavaş yavaş hazırlıklı ol," dedi. Hazreti Peygamber, bir ara Ka'b'ı göremeyince, "Acaba Ka'b ne yaptı?" diye sorduğunda, dediler ki, "Ka'b hastadır." Hazreti Peygamber çıkıp onun yanına gitti ve, "Ey Ka'b, sana müjde olsun," deyince Ka'b'ın annesi, "Ey Ka'b, cennet sana mutlu olsun," dedi. Hazreti Peygamber, "Şu Allah'ın kesesinden cennet dağıtan kimdir?" dedi. "Ka'b'ın annesidir," dediler. Hazreti Peygamber, anneme hitaben, "Ey Ka'b'ın annesi, sana cennetin Ka'b için olduğunu kim öğretmiştir? Belki Ka'b kendisine yararlı olmayanı söylemiş ve yaptığı iyilikler Allah yolunda olmadığı için ona bir yarar sağlamamıştır." Talha bin Bera'nın Hazreti Peygamber'e olan sevgisi. Talha bin Bera, Hazreti Peygamber'e rastladığı zaman elini ve ayaklarını öperdi. Bir gün Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana istediğin emri ver. Hiçbir emirde sana isyan etmeyeceğim," dedi. Talha çok genç olduğu için onun sözleri Hazreti Peygamber'in çok hoşuna gitti. Ona, "O halde git babanı öldür," dedi. O koşa koşa gitmeye başlayınca Hazreti Peygamber onu çağırdı. O dönüp geldi. Peygamber de, "Ben peygamber olarak akrabalık bağlarını kesmek için gönderilmedim," buyurdu. Bu hadiseden sonra Talha hastalandı. Hazreti Peygamber ona geldi. Kış günüydü. Hava soğuktu. Resulullah onu ziyaret etti. Yanından çıkarken aile efradına, "Görüşüme göre Talha bu hastalığından vefat edecektir. Eğer vefat ederse beni haberdar ediniz. Ta ki geleyim namazını kıldırayım," dedi. Hazreti Peygamber henüz Salim bin Avf kabilesinin yanına gelmezden önce Talha vefat etti. Arkasından karanlık çöktü. Ayrıca Talha da, "Beni Rabbime çabuk kavuşturun, hiç bekletmeden gömün. Hazreti Peygamber'i de çağırmayın. Çünkü benim yüzümden Yahudilerin suikastine uğramasından çekiniyorum," diye vasiyette bulunduğu için Hazreti Peygamber'e haber vermeden onu gömdüler. Hazreti Peygamber'e durumu sabah olunca haber verdiler. Hazreti Peygamber gidip onun kabrinin üzerinde durdu. Halk da peygamberle beraber saf bağladı. Sonra peygamber ellerini kaldırarak,
ey Allah'ım! Yüzüne güldüğün, onun da sana güldüğü halde Talha ile mülaki ol diye dua etti. Talha bin Bera şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e gelerek, elini uzat da sana biat edeyim dedim. Hazreti Peygamber, sana anne ve babana isyan etmeni emretsem yine biat eder misin diye sordu. Hayır dedim. Sonra tekrar Peygamber'e, elini uzat sana biat edeyim dedim. Hazreti Peygamber, neyin üzerine biat edeceksin dedi. Ben de İslam üzerine biat edeceğim dedim. Resulullah, sana anne ve babana karşı düşmanlık yap emrini versem de biat eder misin diye sordu. Ben yine hayır dedim. Sonra üçüncü kez uzat elini biat edeyim dedim. Talha'nın yaşlı bir annesi vardı. Talha ona çok hürmet ederdi. Hazreti Peygamber bu sefer ona, ey Talha, bizim dinimizde akrabalık bağlarını kesmek yoktur. Fakat ben istedim ki senin dininde herhangi bir şüphen olmasın. Bunları sana onun için söyledim dedi. Böylece Talha Müslüman oldu ve İslam'ı güzelleşti. Sonra hasta oldu. Hazreti Peygamber de onu ziyaret etti. Baktı ki dalgındır, baygın bir haldedir. Peygamber Talha'nın o gece sabaha çıkacağını zannetmiyordu. Eğer gözünü açarsa bana haber veriniz dedi. Talha gece yarısı gözünü açtı ve Hazreti Peygamber beni ziyarete gelmedi mi diye sorunca geldi dediler. Ve Resulullah'ın sözlerini ona naklettiler. O da sakın Resulullah'ı bu saatte çağırmayınız. Korkarım ki ona zararlı bir hayvan rastlar veya başka bir felaketle karşılaşır. Fakat ben vefat ettikten sonra benden ona selam söyleyiniz ve benim için af talebinde bulunmasını isteyiniz dedi. Hazreti Peygamber sabah namazını kıldırdıktan sonra Talha'yı sordu. O vefat etti dediler ve Talha'nın ricasını bildirdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ellerini kaldırdı ve ey Allah'ım! Ona güldüğün, onun da sana güldüğü halde onunla mülaki ol diye dua etti. Abdullah bin Huzafe'nin Hazreti Peygamber'e olan muhabbeti. Halk, Abdullah bin Huzafe şakacıdır, batıl söz söylüyor diye onu Resulullah'a şikayet ettiler. Hazreti Peygamber, Abdullah bin Huzafe'nin yakasını bırakınız, o Allah ve Resulünü sever, dedi. Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Zilbicade'nin cenazesini taşırken onun hakkında söyledikleri. Edra radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'i koruduğum gece baktım ki birisi yüksek sesle Kur'an okumaktadır. Hazreti Peygamber dışarı çıktı. Ey Allah'ın Resulü, bu riyakarlık değil midir dedim. Hazreti Peygamber, bu Abdullah bin Zilbicade'indir dedi. Sonra bu zat Medine'de vefat etti. Onu defne hazırladılar. Defnetmek için naaşını götürürlerken Hazreti Peygamber, onu yavaş götürün. Allah da ona rahmet etmiştir. O Allah ve Resulünü severdi buyurdu. Peygamber onun mezarına kadar gelerek onun mezarını genişletiniz. Allah da ona genişlik göstermiştir dedi. Sahabilerden bazıları, ey Allah'ın Resulü, sen bu zat için mahzun oldun dediler. Hazreti Peygamber, bu zat Allah ve Resulünü severdi buyurdu. İbni Ömer, Zeyd bin Desine ve Hubeyb bin Adi'nin Hazreti Peygamber'e olan muhabbetleri. İbni Ömer'in yanında bulunuyordum. Birdenbire ayağa kasıldı. Ey Ebu Abdurrahman, ayağına ne oldu dedim. Şuralarda damarlar birbiri üstüne bindi dedi. İnsanlardan en çok sevdiğin kimsenin adını anla iyileşsin dedim. Ey Muhammed dedikten sonra ayağı düzeldi. Daha önce Zeyd bin Desine ve Hubeyb bin Adi'nin müşrikler tarafından öldürülürken kendilerine
Şimdi ister miydiniz ki Muhammed sizin yerinizde olsaydı da siz evinizde, ailenizin yanında olsaydınız dediklerinde, onlar da hayır, Allah'a yemin ederiz ki değil Muhammed'in şu an bizim yerimizde olmasını, ayağına bir diken bile batmasını istemeyiz dediler. Hazreti Ebu Bekir'in babası biat ederken ağlaması ve Ebu Talib'in Müslüman olmasını arzulaması. Ebu Kühafe biat etmek üzere elini peygambere uzattığı zaman Ebu Bekir ağladı. Hazreti Ebu Bekir, "Seni ağlatan nedir?" diye sordu. Ebu Bekir, "Senin amcanın eli babamın elinin yerinde olsaydı, senin gözünün onunla aydın olması benim gözümün aydın olmasından bana daha sevimli gelirdi," dedi. Hazreti Ebu Bekir, babası Ebu Kühafe'yi Resulullah'a getirdi. Ebu Kühafe'nin iki gözü kör olmuştu. Bu hadise Mekke'nin fethedildiği gün cereyan etmiştir. Hazreti Peygamber Ebu Bekir'e hitaben, "Niçin ihtiyarı evinde bırakmadın ki? Biz ona giderdik," dedi. Ebu Bekir, "Allah'ın ona ecir vermesini istedim. Kesinlikle ben, Ebu Talip Müslüman olsaydı, babamın Müslüman olmasından daha fazla sevinirdim. Çünkü onun Müslüman olması senin gözünü aydın ederdi," dedi. Hazreti Peygamber, "Doğru söyledin," dedi. Hazreti Ömer'le Abbas arasında bu konuda geçen kıssa. Bedir gününde Abbas diğer esirler arasında esir düşmüştü. Onu esir eden Ensardan bir zattı. Abbas'ı "seni öldüreceğiz" diye tehdit etmişti. Bu tehdit Resulullah'ın kulağına geldiğinde, "Ben bu gece amcam Abbas için uyumadım. Ensar onu öldüreceğiz demişlerdi," dedi. Hazreti Ömer, "Ben Ensar'a gideyim mi?" deyince Hazreti Peygamber buna izin verdi. Böylece Ömer Ensar'a giderek onlara, "Abbas'ı bırakınız," dedi. Onlar, "Hayır, Allah'a yemin ederiz ki onu bırakmayız," dediler. "Eğer Hazreti Peygamber'in onu bırakmanıza rızası varsa ne dersiniz?" deyince, "Eğer onun rızası varsa al götür," dediler. Ömer de Abbas'ı aldı götürdü. Abbas, Hazreti Ömer'in evine girdiğinde ona, "Ey Abbas, Müslüman ol. Allah'a yemin ederim ki senin Müslüman olman, babam Hattab'ın Müslüman olmasından bana daha sevimli gelir. Bu, Resulullah'ın senin Müslüman olmanı arzuladığını görmemden dolayıdır," dedi. Abbas bir hususta Ömer'e ısrarda bulunarak, "Ey müminlerin emiri, acaba Hazreti Musa'nın amcası Müslüman olup da sana gelseydi ne yapardın?" dedi. Hazreti Ömer, "Ona iyilik yapardım," dedi. Abbas, "İşte ben de Muhammed'in amcasıyım," deyince Ömer, "Ey Ebel Fadıl, sen ne sanıyorsun? Allah'a yemin ederim ki senin baban benim yanımda, babamdan daha sevimlidir. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in senin babanı benim babamdan daha fazla sevdiğini bildiğim için onun sevgisini kendi sevgime tercih ederim," dedi. Abbas Hazreti Ömer'e geldi. Ona, "Hazreti Peygamber bana Bahreyn'i vermiştir," dedi. Hazreti Ömer bunu kimin bildiğini sorunca, Hazreti Abbas bunu Mughire bin Şube'nin bildiğini söyledi ve gitti Mughire'yi getirdi. Mughire de bu hususta şahitlik etti. Fakat Hazreti Ömer sanki Mughire'nin şahitliğini kabul etmediği için Hazreti Abbas'ın istediğini vermedi. Abbas Hazreti Ömer'e karşı şiddetli ve kaba bir şekilde konuştu. Hazreti Ömer Abbas'ın oğlu Abdullah'a, "Ey Abdullah, babanın elinden tut," dedi. Ebu Said el-Hudri'nin Medine'de ölenler hakkındaki rivayeti. Hazreti Peygamber Medine'ye geldikten sonra birimiz ölümle pençeleştiğimizde Hazreti Peygamber'e gelir, haber verirdik. O da ölmek üzere olanın yanına gelerek ona af talebinde bulunurdu. Hasta öldükten sonra beraberindekilerle dönerdi. Bazen de oturup defnedilinceye kadar beklerdi. Bunun Hazreti Peygamber için meşakkatli olduğunu görünce, "Bundan sonra onu çağırmayalım.
hasta ölünce ona haber verelim. Böylece bekleyerek yorulmaz dedik ve öyle yaptık. Hazreti Peygamber'e hasta ölünce haber verirdik. O da gelip namazı kılar ve Allah'tan mağfiret dilerdi. Sonra giderdi. Bazen de ölü gömülünceye kadar beklerdi. Biraz da böyle devam ettik. Bir müddet sonra arkadaşlar, artık böyle de yapmayalım. Çünkü Hazreti Peygamber böyle de yoruluyor. Bundan sonra cenazeyi onun kapısına götürelim. Namazını orada kıldırsın dediler ve bundan sonra hep böyle yaptık. Oraya cenaze yeri denmesinin sebebi budur. Çünkü cenazeler hep oraya götürülürdü. Hazreti Peygamber de orada namazlarını kıldırırdı. Hazreti Ömer'in, Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma'ya olan sevgi ve saygısı. Hazreti Ömer, Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma'nın huzuruna geldi ve "Ey Fatıma! Allah'a yemin ederim ki peygamber yanında senden daha sevimli kimseyi görmedim. Allah'a yemin ederim babanın vefatından sonra yeryüzünde senden daha fazla saygı ve sevgi beslediğim kimse yoktur." dedi. Ashabın edepten dolayı Hazreti Peygamber'e bakmamaları. Hazreti Peygamber, Muhacir ve Ensar'dan meydana gelen sahabiler otururken yanlarına gelirdi. İçlerinde Ebu Bekir ve Ömer müstesna, hiç kimse başını kaldırıp da Resulullah'ın mübarek yüzüne dikkatle bakmazdı. Ama Ebu Bekir ve Ömer peygambere bakar, peygamber de onlara bakardı. Onlar peygambere tebessüm eder, peygamber de onlara tebessüm ederdi. Ashabın Hazreti Peygamber'in huzurunda oturuşları. Biz, Resulullah'ın huzurunda sanki başımıza kuşlar konmuş gibi kıpırdamadan, konuşmadan otururduk. Bir gün bazı kimseler geldiler ve Allah'ın katında Allah'ın en sevgili kulu kimdir diye sordular. Hazreti Peygamber, ahlak bakımından en güzel olandır dedi. Resulullah'a vardım. Ashabı etrafındaydı. Sanki onların başlarının üzerinde kuşlar vardı. Hazreti Peygamber'in heybetinin Bera bin Azib üzerindeki etkisi. Ben Hazreti Peygamber'den bir meseleyi sormak istiyordum. Fakat onun heybetinden o meseleyi 2 sene geciktirerek ancak sorabildim. Ashabın teberrüken Hazreti Peygamber'in abdest suyunu yüzlerine sürmeleri. Allah'ın Resulü abdest aldığı zaman herkes onun abdest suyunu almak için koşuşur ve onunla yüzlerini ve ellerini sıvazlarlardı. Hazreti Peygamber, "Niçin böyle yapıyorsunuz?" diye sorunca, "Bunu teberrüken yapıyoruz," dediler. Hazreti Peygamber, "Kim ki Allah ve Resulü kendisini sevsin istiyorsa, konuştuğu zaman doğru konuşsun, emaneti yerine getirsin. Komşusuna eziyet vermesin," buyurdu. Ashabın Hazreti Peygamber'e olan saygılarına dair Urve bin Mes'ud'un rivayeti. Urve Mekke'ye dönerek gördüklerini şöyle anlattı. "Ey insanlar! Allah'a yemin ederim ki ben birçok kralın huzuruna elçi olarak çıktım. Rum kralı Kayser'in, İran kralı Kisra'nın, Habeş kralı Necaşi'nin divanlarına elçi olarak girdim. Fakat Muhammed'in arkadaşlarının Muhammed'e gösterdikleri saygıyı o kralların halkı kendi krallarına göstermiyorlardı." Ashabın Hazreti Peygamber'in abdest suyunu teberrüken kullandıklarına dair Abdurrahman bin Haris'in rivayeti. "Biz Hazreti Peygamber'in yanındaydık. Hazreti Peygamber abdest almak için su istedi. Elini o suya sokarak onunla abdest aldı. Biz de arkasından koşup kabın içinde kalan suyu avuçladık. Hazreti Peygamber, "Niçin böyle yapıyorsunuz?" deyince, "Allah ve Resulünün sevgisi bizi böyle yapmaya sevk ediyor," dedik. Hazreti Peygamber, "Böyle yapmak yerine, eğer Allah ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, emaneti yerine getiriniz. Konuştuğunuz zaman doğru konuşunuz. Size komşu olanın da komşuluğunu gözetiniz," buyurdu. İbn-i Zübeyr'in Hazreti Peygamber'in kanını içmesi.
Hazreti Peygamber'e vardım. Peygamber kan aldırıyordu. Bunu bitirdikten sonra bana, ''Ey aptallah, bu kanı götür, hiç kimsenin seni görmediği bir yere dök.'' dedi. Resulullah'ın yanından çıktım, kanı içtim. Dönünce, ''Ey Abdallah, o kanı ne yaptın?'' diye sordu. Ben de, ''Halka gizli kalacak, en gizli yere onu döktüm.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Yoksa sen onu içtin mi?'' diye sordu. Ben de, ''Evet.'' dedim. ''O kanı niçin içtin? Senin elinden insanların vay haline ve insanların elinden de senin vay haline.'' dedi. Ebu Asım, ''Abdullah bin Zübeyir'deki kuvvetin içtiği o kandan ileri geldiğini söylüyorlar.'' dedi. Sefine'nin Hazreti Peygamber'in kanını içmesi. Sefine şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber hacamat yapmıştı. Bana şu kanı götür, hayvanların, kuşların ve insanların gezmediği bir yere dök dedi. Ben peygamberin huzurundan çıktıktan sonra onu içtim. Sonra Hazreti Peygamber'e onu içtiğimi söyledim. Peygamber güldü. Hazreti Peygamber'in Uhud günü kanını içen Malik bin Sinan hakkında söyledikleri. Babam Malik bin Sinan, Hazreti Peygamber'in yüzü Uhud gününde yara aldığında peygamberin kanını emdi ve onu yuttu. Ona, "Sen kan mı içiyorsun?" denildi. O da, "Evet, ben Resulullah'ın kanını içtim." dedi. Hazreti Peygamber, "Benim kanım onunkine karıştı. Ateş onun bedenini yakmaz." buyurdu. Ebu Eyyub'un Hazreti Peygamber'e olan saygısına dair rivayeti. Ebu Eyyub radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'ye teşrif buyurdu. Bana misafir oldu. Allah Resulü alt kata, biz de üst kata yerleştik. Akşam olunca Resulullah'ın evin altında olduğunu düşünerek, onunla vahiy arasında bulunduğum endişesinden ve ayrıca biz üst katta hareket ettikçe Hazreti Peygamber'in üstüne toprak döküleceğinden ve onu rahatsız edeceğinden korktuğumuz için ne ben ne de Ümmü Eyyub uyuyamadık. Sabah olunca yanına inerek, "Ey Allah'ın Resulü, bu gece ne ben ne de Ümmü Eyyub uyumadık." dedim. Hazreti Peygamber, "Niye uyumadınız?" dedi. Ben de, "Çünkü sen bizim altımızda oturuyorsun. Hem seninle vahiy arasına giriyor, hem de odanın içindeki hareketlerimizde seni rahatsız ediyoruz. Çünkü biz odanın içinde dolaştıkça senin üstüne toprak dökülüyor." dedim. Hazreti Peygamber, "Bırak bunları. Ben sana bazı kelimeler öğreteyim. Sabah ve akşam onar defa, La ilahe illallahu lehul mulku ve lehul hamdu la şerike leh dersen Allah sana 10 hasene verir. Senden 10 günahı siler. Senin derecen 10 kat yükselir ve kıyamet günü 10 köle azat etmiş gibi sevap alırsın." buyurdu. Ebu Eyyub şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e, "Anam babam sana feda olsun. Senin bulunduğun evin üstünde olduğumu, senin de altta olduğunu hatırlayınca bu durum hoşuma gitmiyor." dedim. Hazreti Peygamber, "En güzeli, en uygunu bizim altta olmamızdır. Çünkü halk da gelip gidiyor." dedi. "Bizim bir testimiz kırıldı. Su döküldü. Ben ve karım kalktık, bir bez getirdik. O bezi yorgan olarak kullanıyorduk. Onunla suyu peygambere eziyet verecek korkusuyla sildik. Biz bir yemek yaptığımızda evvela peygambere gönderiyorduk. Bize kabın dibinde bir şeyler bırakırsa onun parmaklarının izlerini arayarak oradan yerdik. Onunla bereketi elde etmek istiyorduk. Bir gece bize akşam yemeğini geri çevirdi. Biz yemeğe sarımsak ve soğan koymuştuk. Orada peygamberin parmak izlerini görmeyince Resulullah'a giderek yemeği yemeden bize gönderdiğini söyledim. Ben onda sarımsak veya soğan kokusu hissettim. Ben Allah'a münacat eden bir kişiyim veya halkla konuşan bir kişiyim. Benden o kokunun duyulmasını istemiyorum. Sizse yiyiniz." dedi. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, benim senin üstünde oturmam uygun değil. Sen yukarıdaki odaya çık, ben altta oturayım." dedim. Hazreti Peygamber, eşyaların oraya nakledilmesini emir buyurdu. Eşya da azdı.
bir oğlun yerine konması hakkında Hazreti Ömer'le Abbas arasında geçen hadise. Abbas'ın bir oğlu vardı. Bu oğluk Hazreti Ömer'in yolu üzerindeydi. Bir cuma günü Abbas iki kuş kestirmişti. Ömer elbisesini giyip cuma namazına giderken oğlunun yanına vardığında oğluktan üzerine kanlı bir su döküldü. Ömer buna kızdı ve oğlunun sökülmesini emretti. Tekrar evine dönerek elbisesini değiştirdi, sonra geldi cumayı kıldırdı. Abbas ona cumadan sonra gelerek Allah'a yemin ederim ki o oğlu peygamber eliyle oraya yerleştirmişti dedi. Hazreti Ömer Hazreti Abbas'a eğer Allah'ı seviyorsan benim sırtıma çıkacaksın. Resulullah onu nereye koymuşsa oraya koyacaksın dedi. Abbas da öyle yaptı. İbni Ömer ve arkadaşlarının Hazreti Peygamber'in minberine saygı göstermeleri. İbni Ömer elini peygamberin minberde oturduğu yere koyduktan sonra kaldırdı, yüzüne sürdü. Allah Resulü'nün ashabından bazı kimseler gördüm. Mescit boşaldıktan sonra sağ elleriyle minberin kabir tarafına düşen yerinden tutar ve yüzlerini kıbleye çevirerek dua ederlerdi. Hazreti Peygamber'in vücudunu öpmek. Useyd bin Hudayr'ın bu konudaki kıssası. Useyd bin Hudayr salih bir kimseydi ve şakacıydı. O, Peygamber'in yanındayken halkla konuşur, onları güldürürdü. Hazreti Peygamber bir gün onun böğrüne vurdu. O, "Bedenimi acıttın," dedi. Hazreti Peygamber de, "O halde kısas yap," dedi. O da, "Ey Allah'ın Resulü, senin sırtında bir gömlek vardır," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber gömleğini kaldırdı. O, Resulullah'ı kucaklayıp onun böğrünü öpmeye başladı ve "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ben bunu kastediyordum," dedi. Sevat bin Guzeyye'nin Bedir gününde Hazreti Peygamber'in karnını öpmesi. Allah'ın Resulü Bedir günü ashabın saflarını düzeltirken elinde bir ok vardı. Onunla halkı aynı hizaya getiriyordu. Sevat bin Guzeyye'nin yanından geçtiğinde baktı ki saftan dışarıya çıkmıştır. Elindeki okla onun karnına safa girmesi için dürterek "Ey Sevat, safı düzelt," dedi. O da "Ey Allah'ın Resulü, beni incittin. Halbuki Allah seni hak ve adaletle göndermiştir. Öyleyse benim de sana aynısını yapmama izin vermelisin." Bunun üzerine Hazreti Peygamber karnını açarak "Gel benden kısasını al," dedi. O da Resulullah'ı kucaklayarak onun karnını öptü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Ey Sevat, neden böyle yaptın?" dedi. Sevat, "Ey Allah'ın Resulü, senin gördüğün savaş gelmiştir. İstiyorum ki senden ayırdığım son saniyelerde derim senin derine, bedenim senin bedenine temas etsin," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona hayırla dua etti. Hazreti Peygamber'in karnını öpen başka bir sahabinin kıssası. Hazreti Peygamber sarı kınayla kınalanmış bir kişiyle karşılaştı. Peygamberin elinde bir hurma dalı vardı. Adamın karnına dürterek "Ben seni bundan nehyetmedim mi?" dedi. Hurma dalı adamın karnını kanattığı için adam "Ey Allah'ın Resulü, kısasımı yapmak istiyorum," dedi. Halk ona bağırarak "Peygambere kısas mı yapacaksın?" dediler. O cevap olarak "Hiçbir deri diğer bir deriden üstün olamaz," dedi. Bunun üzerine peygamber karnını açtı ve "Gel kısas yap," dedi. O da peygamberin karnını öptükten sonra "Bu kısası kıyamet gününde bana şefaat etmen için sana bırakıyorum," dedi. Sevat bin Amr'ın Hazreti Peygamber'in karnını öpmesi. Allah'ın Resulü Sevat bin Amr'ı saftan çıkmış olarak gördü ve "Safa gir," dedi. Sonra elinde bulunan bir ağaç veya misvakla onun karnına vurdu. Misvak onun karnında iz bıraktı. Ensardan bir kişi vardı. Sevat bin Amr adındaydı. Boyu uzundu. Güzel koku sürünürdü. Hazreti Peygamber onu gördükçe başını sallardı. Bir gün yine kokular sürdüğü halde Hazreti Peygamber'e rastladı.
Hazreti Peygamber ona elinde bulunan bir değnekle onu yaralayacak şekilde karnına vurdu. O da "Ey Allah'ın Resulü, kısas istiyorum," dedi. O da elindeki değneği ona verdi. O sırada Hazreti Peygamber'in sırtında iki tane gömlek vardı. Hazreti Peygamber gömleği yukarıya kaldırınca ashab, "Sen Allah'ın peygamberinden nasıl kısas istersin?" diye genci azarladılar. Fakat genç hiç aldırış etmedi. Sonra Hazreti Peygamber'in vücudunu yokladı. Kendisine vurduğu yeri buldu ve sarılarak Hazreti Peygamber'in karnını öptükten sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben dünyadaki hakkımı sana bağışlıyorum ki kıyamet gününde bundan ötürü bana şefaat et," dedi. Talha bin Bera'nın Hazreti Peygamber'in ayağını öpmesi. Talha bin Bera, Resulullah'la karşılaştığı zaman Hazreti Peygamber'e sarılıyor ve onun iki ayağını öpüyordu. Uhud günü Hazreti Peygamber'in öldürüldüğü haberini duyan Ensar'dan bir kadının kıssası. Uhud gününde Medineliler karmakarışık bir şekilde kaçmaya başladılar ve "Muhammed öldürüldü," diyorlardı. Bu haber her tarafa yayıldı. Kadınlar yüksek sesle ağlamaya başladılar. Durumu öğrenmek için Ensar'dan bir kadın savaştan dönenleri karşılamaya çıkmıştı. Kadın babasının, oğlunun, kocasının ve kardeşinin cesetleriyle karşılaştı. Kadın bunlardan her biriyle karşılaştığında "Bu kimdir?" diye soruyordu. Ona "Babandır veya oğlundur" deniliyordu. Kadın "Allah'ın Resulü nerede?" diye soruyordu. Sonunda Hazreti Peygamber'in geldiğini gördü ve cübbesinin kenarına yapışarak, "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Sen hayatta olduktan sonra benim kimim ölürse ölsün umurumda değildir," dedi. Uhud gününde Hazreti Peygamber'le ben de savaşa katıldım. O gün Medine'de ashabtan hiç kimse kalmamıştı. Çok kimse şehit edilmişti. O esnada birisi "Muhammed öldürüldü," diye bağırdı. Bunun üzerine kadınlar ağlamaya başladı. Bir kadın, "Acele etmeyin ve ağlamayın, ben bakıp geri geleyim," dedi. Kadın çıkıp koşmaya başladı. Peygamberden başka hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Sadece Hazreti Peygamber'i soruyordu. Uhud Savaşı'nda Beni Neccar'dan bir kadına kocasının, babasının ve kardeşinin ölüm haberini verdiler. Kadın, "Peygamber ne oldu?" diye sordu. "Ey falanın annesi, Allah'ın Resulü istediğin şekilde Allah'ın izniyle sağ ve selamettedir," dediler. "Bana peygamberi gösterin ki ben ona bakayım," dedi. Onlar Hazreti Peygamber'i gösterdiler. Kadın gelip Resulullah'ı gördükten sonra, "Sen hayatta olduktan sonra hiçbir musibet bana zor gelmez," dedi. Ebu Talha'nın Uhud gününde Hazreti Peygamber'e aşırı muhabbet göstermesi. Ebu Talha, peygamberin yanında Uhud gününde ok atıyordu. Hazreti Peygamber de onun arkasındaydı. Onu kendisine siper etmişti ve o çok iyi bir atıcıydı. O bir ok attığında Hazreti Peygamber sözünü kaldırıp onun okunun nereye düştüğüne bakıyordu. Ebu Talha da ayağa kalkarak, "Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü, arkamdan çıkma ki sana herhangi bir ok isabet etmesin. Benim göğsüm senin göğsüne siper olsun," diyordu. Sonra Hazreti Peygamber'e, "Ben kuvvetliyim ya Resulallah. İhtiyaçlarına beni gönder. Dilediğin şekilde bana emret," diyordu. Hazreti Peygamber'e olan muhabbetinden dolayı Katade'nin gösterdiği kahramanlık. Resulullah'a bir yay hediye edildi. Resulullah da onu Uhud gününde bana verdi. Ben onunla peygamberin huzurunda ok atıyordum. Ta ki uçları aşınıncaya kadar. Sonra onun önünde durarak karşıdan gelen oklardan onu korumak için kendimi siper ettim. Hazreti Ebubekir'in ağlaması. Hazreti Peygamber bir gün bizim yanımıza çıka geldi. Biz de mescitteydik. Peygamber başını bir hırkayla sıkı bir şekilde bağlamıştı.
ve öleceği hastalığını çekiyordu. Minbere doğru gitti. Minberin üzerine çıktı ve biz de onun peşini takip ettik. Hazreti Peygamber, "Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ben şu anda Kevser havuzunun başında duruyorum." Bir kula dünya ve dünyanın zinetleri arz edindi. Fakat o kul ahireti tercih etti, dedi. Hazreti Peygamber'in bu sözünden Ebu Bekir hariç hiç kimse kendisini kastettiğini anlamadı. Ebu Bekir'in gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Hazreti Peygamber'e, "Anam babam sana feda olsun. Biz analarımızı, babalarımızı, kendimizi ve mallarımızı senin için feda ederiz," dedi. Sonra Hazreti Peygamber minberden indi ve artık bir daha onu minberde görmek bize nasip olmadı. Hazreti Fatıma'nın ağlaması. İzâ câe nasrullâhi suresi indiğinde Hazreti Peygamber Fatıma'yı çağırdı ve "Bana ölümümün haberi verildi," dedi. Hazreti Fatıma bu haberi aldıktan sonra ağlamaya başladı. Hazreti Peygamber, "Ağlama. Sen aile efradımdan ilk olarak bana kavuşacak olan kimsesin," dedi. Bunu duyan Hazreti Fatıma güldü. Resulullah vefat edeceği hastalığında kızı Fatıma'yı çağırdı. Ona gizlice bir şey söyledi. O ağladı. Sonra ikinci kez ona yine gizlice bir şey söyledi. Bu sefer Fatıma güldü. Fatıma'dan bu durumu sordum. Bana Allah'ın Resulü bu hastalığında vefat edeceğini bana söyleyince ağladım. Sonra ehlimden bana ilk kavuşacak olan sensin deyince de sevinerek güldüm, dedi. Ben Fatıma'dan niçin ağladığını ve niçin güldüğünü sordum. Bana Hazreti Peygamber bana öleceğini söyleyince ağladım. Sonra sen Meryem'den sonra cennet kadınlarının en üstünüsün deyince de güldüm, dedi. Resulullah vefat edeceği zaman Fatıma ağladı. Hazreti Peygamber ona, "Ey kızım, ağlama. Ben öldüğüm zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun de. Çünkü bu söz her insan için musibetlere karşı bir dayanma ve teselli kaynağıdır," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, senin ölümüne de mi?" dedi. "Evet, benim ölümüme de," dedi. Muaz radıyallahu anh'ın ağlaması. Allah'ın Resulü, beni Yemen'e gönderdiği zaman benimle beraber yola çıktı, tavsiyelerde bulundu. Ben binekteydim. Peygamber de yanımda yaya olarak yürüyordu. Peygamber tavsiyesini bitirdikten sonra, "Ey Muaz! Belki sen bu senemden sonra beni görmeyeceksin. Belki de bu mescidimden geçerken benim kabrimi göreceksin," dedi. Bunun üzerine ben hıçkıra hıçkıra peygamberden ayrılmanın hasretini çekerek ağladım. Sonra Hazreti Peygamber'e baktım, yüzünü Medine tarafına çevirerek, "İnsanların bana en yakın olanları müttaki kimselerdir. Onlar nerede olurlarsa ve kimler olurlarsa olsun fark etmez," dedi. Ashabın Hazreti Peygamber'in öleceği korkusuyla ağlamaları. İbn Abbas'ın bu konudaki rivayeti. Hazreti Peygamber'e, "İşte Ensar'ın erkekleri ve kadınları mescitte ağlıyorlar," denildi. Hazreti Peygamber, "Onları ağlatan hadise nedir?" diye sordu. "Onlar senin öleceğinden korkuyorlar," denildi. Bunun üzerine Peygamber evinden çıktı, minbere oturdu. Elbisesinin iki yanını omuzlarına atmış ve başına bir sargı bağlamıştı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra, "Ey insanlar! İnsanlar çoğalacak, ensarsa azalacaktır. Hatta yemekteki tuz gibi olacaklar. Benden sonra kim yönetime geçerse, ensarın iyilerine iyilik etsin ve kötülük yapanlarının da kötülüğüne göz yumsun," buyurdu. Hazreti Peygamber vefat edeceği sırada Ümmül Fadl'ın kendisiyle konuşması. Hastalığında peygambere vardım. Ağladım. Başını kaldırdı. "Seni ağlatan nedir?" dedi. Ben de, "Biz senin ölümünden korkuyoruz. Senden sonra halkın bize nasıl davranacağını bilmiyoruz," dedim.
Hazreti Peygamber, "Benden sonra insanların en zayıfı sizler olacaksınız," buyurdu. Hazreti Peygamber'in kefenlenmesi, yıkanması, cenaze namazı ve diğer konular hakkındaki vasiyeti. Hazreti Peygamber'in ölümünden 6 gece önce, hasta olarak yattığı müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin odasında toplandık. "Canım ona feda olsun. Bize baktı, gözleri yaşardı. Sonra, hoş geldiniz. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Allah sizi korusun. Allah sizi himayesine alsın. Allah size yardım etsin. Allah size bol rızık ihsan etsin. Allah sizi muvaffak etsin. Allah sizi kollayıp korusun. Allah amellerinizi kabul etsin. Size Allah'a boyun eğmeyi, takva üzere bulunmayı öğütler ve sizi Allah'a emanet ederim. Benden sonra Allah'ın size sahiplik etmesini Allah'tan dilerim. Sakın benden sonra Allah'ın kullarına ve sahip olacağınız yerlerde kimseye zulmetmeyin. Hiç kimseye kibir ve büyüklük taslamayın. Çünkü Allah bana ve size işte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde böbürlenmek ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere veririz. Sonuç sakınanlarındır. Ve kibirlenenler için cehennemde bir yer yok mudur?" buyurarak kibir ve büyüklük taslamaktan men etti. Dedikten sonra, "Ecel yaklaştı. Dönüş Allah'a, Sidretül Münteha'ya, Refik-i Âlâ'yadır," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, vefat ettikten sonra seni kim yıkasın?" diye sorduk. "En yakınlarım kimlerse onlar yıkasın," dedi. "Seni hangi tür bezle kefenleyelim?" dedik. "İsterseniz beni üstümdeki elbiseyle gömünüz. İsterseniz bir Yemen hırkasıyla, isterseniz de Mısır'ın beyaz beziyle," dedi. "Namazını kim kıldırsın?" dedik. Hazreti Peygamber, "Sakin olunuz. Beni yıkadıktan sonra şu sedirin üzerine ve hücremin içindeki kabrimin kenarına koyun. Bir saat kadar dışarı çıkarak beni yalnız bırakın. Çünkü benim namazımı ilk kılacak olan dostum ve arkadaşım Cebrail'dir. Sonra Mikail, sonra İsrafil, sonra da yardımcılarıyla beraber ölüm meleği namazımı kılacaklardır. Sonra da siz grup grup içeri girin ve namazımı kılın. Beni herhangi bir kadının ağlaması ve üstünü başını yırtan ağlayıcı kadınların bağırmalarıyla rahatsız etmeyin. İlk önce benim ev halkım namazımı kılsınlar. Onlardan sonra siz kılın. Hepinize selam olsun. Burada bulunmayan dost ve kardeşlerime selamlarımı söyleyin. Benden sonra da benim dinime girenlere ve bugünden kıyamete kadar bana uyanlara şahit olun ki selam olsun," buyurdu. Biz, "Ey Allah'ın Resulü, seni hangimiz kabrine bıraksın?" dedik. "Benim ailemden olan erkekler, onlarla beraber sizin görmeyeceğiniz birçok melek de bulunacaktır," buyurdu. Hazreti Peygamber'in ölümünde Ebu Bekir'le Ömer'in davranışları. Ben ve bir arkadaşım Ayşe'ye gittik. Ondan izin istedik. O bize oturmak için bir yastık attı. Perdeyi çekti ve oturdu. Arkadaşım, "Ey müminlerin annesi, Arak hakkında ne dersin?" diye sordu. Hazreti Ayşe, "Arak da neymiş?" dedi. Ben arkadaşımın omzuna vurdum. Hazreti Ayşe, "Bırak, kardeşine eziyet veriyorsun," dedi. Sonra, "Arak nedir? Hayız mı demektir? Siz Allah'ın hayız hakkında dediğini deyiniz," dedikten sonra, ben aybaşı halinde Hazreti Peygamber bana dokunuyordu. Fakat üstümde elbise olduğu için göbekle diz kapakları arasında vücutlarımız birbirine değmiyordu," dedi ve şu olayı anlattı. Hazreti Peygamber kapımdan her geçişinde bana faydalı bir şey söylerdi. Bir gün benim kapımdan geçti, bir şey söylemedi. Sonra tekrar geçti, yine bir şey söylemedi. Bu 2 veya 3 defa oldu. Sonra ben,
"Ey cariye, bana kapının tam eşiğine bir yastık koy." dedim ve başıma bir sargı bağladım. Peygamber yanımdan geçerken, "Ey Ayşe, senin durumun nasıldır?" diye sordu. "Başımdan şikayetim vardır." dedim. Hazreti Peygamber, "Ah şu baş ağrısı, aslında benim de başım ağrıyor." dedi ve geçti. Az bir zaman sonra onu bir yorgan içerisine sararak benim odama getirdiler. Diğer hanımlarına haber göndererek, "Ben hastayım. Sizin aranızda nöbet tutmaya gücüm yoktur. İzin verin de ben Ayşe'nin evinde durayım." dedi. Ben Resulullah'ın hastalığıyla ilgilendim. Ondan önce hiç kimsenin hastalığıyla ilgilenmemiştim. Bir ara onun başı benim omuzumdaydı. Baktım ki başı benim başıma doğru eğildi. Zannettim ki bir ihtiyacını söyleyecektir. Onun ağzından soğuk bir su çıktı. Benim tam göğsüme doğru indi. Korkudan ürperdim. Zannettim ki Resul-i Ekrem baygınlık geçirdi. Onun üzerine bir elbise attıktan sonra Ömer geldi. Beraberinde Mughire bin Şube vardı. İzin istediler, perdeyi çekip içeri girmelerine izin verdim. Ömer peygambere baktı. "Vay, amma da zor bir baygınlıktır Resulullah'ın baygınlığı," dedi. Sonra kalktılar, kapıya yaklaştıklarında Mughire, "Ey Ömer, Hazreti Peygamber vefat etti," dedi. Ben de, "Sen yalan söylüyorsun, sen kalbinde fitne taşıyan bir kimsesin. Allah'ın Resulü, bütün münafıkları Allah yok etmeden önce vefat etmeyecektir," dedim. Sonra babam geldi. Perdeyi Resulullah'ın yüzünden kaldırdı. Babam onu görünce, "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'ın Resulü vefat etmiştir," dedi. Sonra peygamberin başucuna gitti. Eğilip peygamberin alnından öptü. Sonra, "Eyvah ey Allah'ın peygamberi," deyip başını kaldırdı. Sonra bir daha eğilip Resulullah'ın alnını öptü. Sonra, "Eyvah ey Allah'ın dostu," deyip başını kaldırdı. Sonra bir daha eğilip alnını öptü ve, "Eyvah ey Allah'ın sevgilisi, eyvah Resulullah vefat etti," dedikten sonra çıkarak mescide gitti. O sırada Ömer mescitte, "Hazreti Peygamber münafıkların kökünü kazımadıkça vefat etmez," diyordu. Babam mescide girerek konuşmaya başladı. Önce Allah'a hamd ettikten sonra, "Allah Teala, sen de öleceksin, onlar da ölecekler ve Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Buyurmadı mı? Öyleyse kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah ölmez. Ve kim de Muhammed'e ibadet ediyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür," dedi. Bunları duyan Hazreti Ömer, "Şimdi okuduğun bu ayetler Allah'ın kitabında var mıdır?" dedi ve arkasından da, "Ey insanlar! İşte bu Ebu Bekir'dir. İnsanların ilk Müslüman olanıdır. Vakit kaybetmeden ona biat ediniz," dedi. Hazreti Peygamber'in teçhiz ve tekfini, Hazreti Ali'nin bu husustaki rivayeti. Biz Peygamber'in teçhizine başladığımızda kapıyı kapatıp hiç kimseyi içeri almadık. Ensar, "Biz Peygamber'in dayılarıyız. Bizim İslam'daki yerimiz de herkesçe bellidir," dediler. Kureyşliler de, "Biz Peygamber'in aşiretiyiz," dediler. Ebu Bekir, "Ey Müslümanlar! Her kavim cenazesini yıkamak, teçhiz ve tekfin etmekte başkasından daha haklıdır. Allah için size yemin veriyorum. Eğer siz eve girerseniz, onları peygamberin teçhizini yapmakta geciktirmiş olursunuz. Allah'a yemin ederim ki çağrılmayan bir kimse içeri girmeyecektir," dedi. Ensar, "Kesinlikle bizim bir hakkımız vardır. O bizim kız kardeşimizin oğludur. Bizim İslam'daki yerimiz de bellidir. Biz içeri gireceğiz," dediler.
Ebu Bekir'e gittiler. Ebu Bekir, bir kavim peygamberin cenazesini yıkamakta, teçhiz ve tekfin yapmakta herkesten daha haklıdırlar. Gidiniz Ali ve Abbas'tan bu işi sorunuz. Çünkü onlar kimi isterlerse ancak o onların huzuruna girebilir, dedi. İbn Abbas'ın bu husustaki rivayeti. Hazreti Peygamber Ayşe ve Hafsa'nın yanındayken ağırlaştı. O anda Hazreti Ali içeri girdi. Peygamber Ali'yi gördüğünde başını kaldırdı ve "Bana yaklaş, bana yaklaş," dedi. Ve Hazreti Ali, Hazreti Peygamber vefat edinceye kadar yanından ayrılmadı. Vefat ettikten sonra Hazreti Ali kalktı, kapıyı kilitledi. Hazreti Abbas geldi. Beraberinde Abdülmuttalib oğulları da vardı. Kapıyı vurdular. Ali durmadan, "Anam babam sana feda olsun. Sen diriyken de temizdin, ölüyken de temizsin," dedi. Hazreti Peygamber'in hanesinden bir koku geldi ki böyle bir koku hiç işitilmemiş, görülmemişti. Hazreti Abbas, Hazreti Ali'ye hitaben, "Bırak, sükût et. Kadının ağladığı gibi ağlama. Hazreti Peygamber'in teçhizini yapınız," dedi. Hazreti Ali, "Bana Fadıl bin Abbas'ı gönder," dedi. Ensar, "Allah'la size yemin verdiriyoruz. Allah Resulü'nde bizim de nasibimiz vardır," dediler. Bunun üzerine Ensar'dan bir kişiyi içeri aldılar. Onun adı Evs bin Havle'ydi. Onun elinde bir testi vardı. O sırada kimin tarafından söylendiği bilinmeyen şu hitabı işittiler. "Sakın Resulullah'ı soymayınız. Olduğu gibi elbisesiyle yıkayınız." Böylece Hazreti Ali elini elbisenin altına sokmak suretiyle onu yıkadı. Fadıl da onun elbiselerini tutuyor, Ensari de su getiriyordu. Hazreti Ali'nin elinde de bezden bir torba vardı. Onu eline geçirmiş ve böylece elini elbiselerin altına sokuyordu. Hazreti Peygamber'in cenaze namazının kılınma şekli. İbn Abbas'ın bu husustaki hadisi. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde erkekler içeri girdiler. İmamsız herkes müstakil olarak namaz kıldı. Bunlar grup grup içeri bırakılıyor, kılanlar çıkıyordu. Ta ki erkekler peygamberin namazını kıldıktan sonra kadınlar içeri girdiler, namazı kıldılar. Sonra çocuklar içeri alındı. Onlar da namazı kıldılar. Sonra köleler içeri alındı. Onlar da namazı kıldılar. Peygamberin namazında hiç kimse imam olmamıştı. Sehil bin Sa'd'ın bu husustaki rivayeti. Hazreti Peygamber kefenlendikten sonra sedirin üzerine kondu. Sonra halk grup grup içeri giriyor, hiç kimse imam olmaksızın namazı kılıyorlardı. Babamın el yazısıyla yazılan bir kitabını gördüm. Şöyle yazıyordu. Hazreti Peygamber kefenlendikten ve tahta üzerine konulduktan sonra Ebu Bekir ve Ömer'le Ensar ve Muhacir'den o odanın aldığı kadar kimseler içeri girdiler. Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Nebisi, selam senin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun," dediler. Muhacir ve Ensar, Ebu Bekir ve Ömer'in selam verdikleri gibi selam verdiler. Sonra hiç kimsenin imam olmadığı saflar haline geldiler. Ebu Bekir ve Ömer birinci saftaydılar. Peygamberin tam yüzünün karşısında durmuşlardı ve "Ya Rabbi, şehadet ederiz ki bu zat kendisine indirileni gevşeklik göstermeden insanlara tebliğ etti. Allah yolunda cihad etti. Ta ki Allah dinini aziz kındı. Kelimesi tamam oldu. Ey Rabbimiz, bizi bu zat-ı muhteremin üzerine inen Kur'an'ı tazim edenlerden eyle. Bizi ona, onu da bize tanıt. Çünkü o, müminler hakkında çok şefkatli, çok merhametliydi. Biz, ona yapmış olduğumuz imanın yerine başka bir şey istemiyoruz. Onu ebediyen herhangi bir bedele satmayız," diyorlardı. Halk da "Amin, amin" diyerek dışarı çıkıyor ve onların yerine başkaları giriyordu. Böylece erkekler, sonra kadınlar, sonra çocuklar peygamberin namazını kıldılar. Hazreti Ali'nin
bu husustaki rivayeti. Peygamberin cenazesi sedir üzerine konulduktan sonra Hazreti Ali, onun namazında kimse imam olamaz. O hayatta ve hazır olduğunda nasıl imamsa vefatından sonra da imamdır dedi. Böylece halk grup grup içeri giriyor, imamsız olarak namazını kılıyorlardı. Hazreti Ali de Hazreti Peygamber'in önünde ayakta durarak, "Selam senin üzerine olsun ey Peygamber. Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Ya Rabbi, şehadet ederiz ki bu zat risaletini tebliğ etti. Kendisine inen Kur'an'ı tebliğ etti. Ümmete nasihatte bulundu. Allah yolunda cihad etti. Ta ki Allah dinini aziz etti. Allah'ın kelimesi tamam oldu. Ya Rab, bizi onun üzerine inen Kur'an'a tabi olan kimselerden kıl. Bizi ondan sonra sabit kıl." diye dua ediyordu. Halk da amin diyordu. Böylece Resulullah'ın namazını erkekler kıldı. Sonra kadınlar, sonra çocuklar. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman ashabın hali ve onun ayrılığına ağlamaları. Hazreti Ebu Bekir'in ağlaması ve hutbesi. Hazreti Peygamber vefat etti. Ebu Bekir baktı ki halk peygamberin ölümünü birbirlerinden gizlemektedir. Hizmetçisine, "Evvela halkı dinle ve sonra gel bana haber ver," dedi. Hizmetçi gidip döndükten sonra Hazreti Ebu Bekir'e, "Onları dinledim. Muhammed vefat etti diyorlardı," dedi. Ebu Bekir bu haber üzerine mescide doğru koşmaya başladı. Koşarken de, "Eyvah, belim kırıldı," diyordu. O kadar hızlı gidiyordu ki bir anda mescide ulaştı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in evinden çıkarak mescide geldi. Ömer, "Resulullah ölmemiştir," diyordu. "Ey Ömer, otur," dedi. Hazreti Ömer oturduktan sonra şehadet getirerek, "Sizden Muhammed'e ibadet edenler varsa kesinlikle bilsin ki Muhammed öldü. Allah'a ibadet eden varsa kesinlikle Allah diridir, ölmez. Zira Allah Teala kitabında, Muhammed ancak Allah'ın Resulüdür. Ondan önce de Resuller geçti. Acaba o ölür veya öldürülürse siz topuklarınızın üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz?" buyurmuştur dedi. Sanki insanlar bu ayetin inmiş olduğunu bilmiyorlardı. Sanki Ebu Bekir bunu okuyunca öğrenmişlerdi. Bunu duyan herkes bu ayeti okumaya başladı. Ömer de, "Vallahi bunu Ebu Bekir'in okuduğunu işitince dehşete kapıldım. Ayaklarım artık beni taşıyamaz hale gelmişti. Hatta yere doğru eğildim." Bu ayeti işitince, "Hazreti Peygamber'in vefat ettiğinden emin oldum," demiştir. Hazreti Osman'ın üzüntüsü. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde ashab-ı kiramdan bazı kimseler çok üzüldüler. Hatta bazıları neredeyse konuşamayacak hale geldiler. Kekeliyorlardı. Peygamber için mahzun olanlardan birisi de bendim. Bir ara Medine kalelerinden birisinde oturuyordum. Ebu Bekir'e biat edilmişti. Ömer yanımdan geçti. Ben ondan haberdar olmadım. Çünkü mahzundum. Ömer varıp da Ebu Bekir'in yanına girdikten sonra, "Ey Allah Resulü'nün halifesi, sana hayret verici bir haber vereyim mi? Ben Osman'ın yanından geçtim. Selam verdim. Selamın cevabını vermedi," demiş. Hazreti Ali'nin üzüntüsü. Ali bin Ebi Talip bir gün başını bağladığı halde mahzun olarak geldi mescide. Hazreti Ebu Bekir, "Seni mahzun görüyorum," dedi. Ali, "Beni üzen şey seni benim kadar üzmez," dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Dinleyiniz ne diyor. Allah'la size yemin verdiriyorum. Benden daha fazla Hazreti Peygamber'in vefatına mahzun olmuş bir kimseyi görüyor musunuz?" dedi. Ümmü Seleme'nin ağlaması. Biz Peygamber'in zevceleri bir araya gelerek ağlıyorduk. O gece sabaha kadar uyumadan ağladık. Fakat biz onun cenazesini aramızda görmekle teselli buluyorduk. Seher vaktinde ansızın kazma ve küreklerin seslerini işittik.
Biz bağırarak ağladık. Mescittekiler de ağladılar. Medine tek bir bağırış içerisinde adeta sarsılıyordu. Bilal sabah ezanını okudu. Hazreti Peygamber'in ismini zikredince ağladı. Bu feryat bizim üzüntümüzü daha da artırdı. Halk Hazreti Peygamber'in defnedileceği Hazreti Ayşe'nin hücretine girmek istiyordu. Fakat kapı kapalıydı. O ne büyük bir musibetti. Ondan sonra bizim başımıza gelen hiçbir musibet artık zor gelmiyordu. Medine halkının ağlayışı ve feryatları. Medine'ye vardım. Baktım ki millet ağlayarak feryat etmektedir. Tıpkı ihram bağlayan hacıların bir ağızla lebbeyk, Allahümme lebbeyk dedikleri gibi. Nedir bu diye sordum. Hazreti Peygamber vefat etmiştir dediler. Hazreti Peygamber'in vefatını duyan Mekke'deki ashabın durumu. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman Mekke valisi Attab bin Esid'di. Peygamberin vefat haberi ona gelince mescitteki Müslümanlar bir ağızdan feryat etti. Attab Mekke'den çıkıp şaşkınlık içinde yollara düştü. Süheyl bin Amr Attab'a gelerek halkla konuşmasını isteyince o Resulullah'ın vefatından dolayı konuşacak hali olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Süheyl benimle beraber gel. Ben senin yerine konuşayım deyince ikisi birlikte mescide vardılar. Süheyl hatip olarak ayağa kalktı. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra Ebubekir'in hutbesi gibi bir hutbe okudu. Bir tek kelime dahi onun hutbesinden eksik değildi. Hazreti Peygamber Süheyl bin Amr Bedir'de esir edildiğinde Hazreti Ömer'e onun dişlerini neden sökmek istiyorsun? Bırak onun yakasını. Umulur ki Allah onu seni sevindirecek bir makamda kullansın demişti. Resulullah'ın bu mucizesi işte o gün tahakkuk etmişti. Böylece Attab ve Mekke halkı teselli bulup şaşkınlıklarını attılar. Normal hallerine döndüler. Hazreti Fatıma'nın üzüntüsü. Resulullah'ın vefatından sonra Fatıma'nın güldüğünü hiçbir zaman görmedim. Öyle ki üzüntüden ağzının kenarında bir çizgi oluşmuştu. Hazreti Peygamber'in ölümü üzerine ashabın söyledikleri. Hazreti Ebubekir'in işte bugün vahyin sonu geldi demesi. Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamber vefat ettiğinde işte bugün vahyin ve Allah'tan gelen haberlerin sonu kesildi dedi. Ümmü Eymen'in vahyin kesilmesi hakkındaki sözü. Ümmü Eymen, Resulullah vefat ettiğinde ağladı. Ona, sen peygamber için mi ağlıyorsun denildi. O da, Hazreti Peygamber nasıl olsa vefat edecekti. Fakat ben kesilen vahiy için ağlıyorum dedi. Hazreti Ebubekir, peygamberin vefatından sonra Hazreti Ömer'e, kalk da Ümmü Eymen'e gidelim, onu ziyaret edelim dedi. Onlar, Ümmü Eymen'in yanına geldiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Ümmü Eymen'e seni ağlatan nedir? Allah katında olan peygamber için daha hayırlıdır dediler. Ümmü Eymen bunu bilmediğim için ağlıyor değilim. Fakat ben gökten gelen vahyin kesildiğine ağlıyorum dedi. Ümmü Eymen'in sözleri onların ikisini de duygulandırdı ve onlar da ağladılar. Ma'an bin Adi'nin sözü. Halk, Hazreti Peygamber'in vefatına ağladı ve biz isterdik ki Resulullah'tan önce ölelim. Çünkü ondan sonra yoldan çıkmaktan korkuyoruz dediler. Ma'an bin Adi ise, ben peygamberden önce ölümümü istemiyordum. O diriyken tasdik ettiğim gibi, ölüyken de tasdik etmek sevabına erişmek istiyorum dedi. Hazreti Fatıma'nın sözü. Peygamber ağırlaşınca zaman zaman bayılırdı. Hazreti Fatıma, vay babamın çektiği ızdıraba diye ağlamaya başladı. Hazreti Peygamber, bugünden sonra senin babanın herhangi bir ızdırabı kalmayacaktır buyurdu. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Hazreti Fatıma, ey babam, kendisini çağıran Rabbine icabet eden babam, yeri cenneti firdevs olan babam, Cebrail'in matemini tuttuğu babam dedi.
Hazreti Peygamber defnedildikten sonra Hazreti Fatıma bana, sizin nefsiniz peygamber üzerine toprak atmaya nasıl razı oldu dedi. Hazreti Fatıma, ey Enes, sizin nefsiniz peygamberi toprağa gömmeye ve kendiniz dönüp gelmeye nasıl razı oldu dedi. Sabit bu hadisi naklettikten sonra kaburgaları birbirine geçercesine ağladı. Hazreti Peygamber'in halası Safiye'nin Hazreti Peygamber için söylediği mersiyeler. Safiye binti Abdülmuttalip peygamberin matemini şu şekilde dile getiriyordu. Nefsim üzüldü. Ben yılan tarafından sokulan bir kimse gibi oldum. Malı talan edilen bir kimsenin geceyi beklediği gibi oldum. Bu üzüntülerden ve hasretten geliyordu. O beni uykusuz bıraktı. Keşke bunu ölümle tatmış olsaydım. Onlar Resulullah kendisi için takdir edilen ölümle akşamladı dediklerinden bunlar oldu. Muhammed hanesinin aile efradına geldiğimizde simsiyah taşları ammada korkunç bir şekilde bembeyaz yaptı. Resulullah'ın hane-i saadetlerini dehşet içerisinde gördüğümüz zaman onlarda artık garip bir yaşantı yoktur. Ve o zaman bundan ötürü bana uzun bir üzüntü musallat oldu. Bu üzüntü kalbe karıştı. Kalp korkaklaştı. Yine Safiye veya Resulullah'ın diğer halası Erva binti Abdülmuttalib'in söylediği şiir. Ey Allah'ın Resulü! Sen bizim gibi değilsin. Bizim hakkımızda çok şefkatliydin. Katı değildin. Allah'ın Resulü bizim hakkımızda çok vefakardı ve merhametliydi. Ve bugün senin üzerinde ağlayan herkes ağlasın. Hayatımla yemin ederim, ben peygamber hakkında ağlıyorum. Fakat senden sonra gelecek kargaşalıklar için ağlıyorum. Sanki Muhammed'in yokluğu ve onun muhabbetinden ötürü ondan sonra benim kalbimin üzerinde dağlar vardır. Ey Fatıma! Muhammed'in Rabbi Allah, Medine'de yatan o mübarek cesedinin üzerine rahmetini indirsin. Görüyorum, Hasan'ı yetim bıraktın. Durmadan ağlayıp dedesini çağıran bir yavrucak bıraktın. Allah'ın Resulüne annem, halam, amcam, nefsim ve aile efradım feda olsun. Ey Allah'ın Resulü! Sabrettin, peygamberliği tebliğ ettin. Doğru olduğun halde ve din apaçık olduğu halde vefat ettin. Eğer arşın sahibi seni aramızda bırakmış olsaydı nasıl olurdu? Fakat onun emri geçerlidir. Allah'tan sana selam ve tahiyyeler olsun. Adın cennetlerinden razı olarak bildiğin cennetler sana olsun. Allah Resulü vefat ettiğinde Safiye başındaki abasına bürünerek dışarı çıktı ve şunları söyledi. Senden sonra bir takım haberler ve bir takım şiddetli ihtilaflar vardır. Eğer onları sen görseydin, artık hiçbir felakete aldırış etmezdin. Ashabın Hazreti Peygamber'i hatırladıkça ağlamaları. Hazreti Ömer'le ihtiyar bir kadının bu husustaki kıssası. Hazreti Ömer bir gece yine nöbet beklemek maksadıyla çıkmıştı. Bir evde çıra yandığını gördü. Oraya yaklaştı. Baktı ki bir ihtiyar kadın yün eğiriyor ve bir taraftan da Muhammed'in üzerine Ebrar'ın selatı olsun. Ey Muhammed! Allah'ın seçilmiş kulları senin üzerine selat okusun. Sen seherlerde çok ağlayan kimseydin ve Allah'a çok ibadet ederdin. Keşke bilseydim ki temenniler de çeşitlidirler. Acaba benimle Habibini bir daha bir araya getirecek midir? Anlamında bir şiir okuyordu. Hazreti Ömer ağladı ve o kadının kapısını vuruncaya kadar ağlamaya devam etti. Kapı vurulunca, kapıyı vuran kimdir dedi. Hazreti Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer dedi. Kadın, benimle Ömer'in ne işi var? Bu saatte Ömer'i benim evime getiren nedir deyince Hazreti Ömer, Allah'ın rahmetine mazhar olasıca kapıyı aç, sana herhangi bir zarar yoktur dedi. Kadın Hazreti Ömer'e kapıyı açtı. Hazreti Ömer içeri girdi. Kadına yalvararak, demin söylediğin kelimeleri tekrarla dedi. Kadın aynı şeyi tekrar sonuna kadar okuyunca
Hazreti Ömer, senden rica ediyorum, beni de Hazreti Peygamber ve kendinle beraber an, dedi. Kadın, ya Gaffar, Ömer'i affeyle, deyince Hazreti Ömer sevinerek geri döndü. İbni Ömer'le Enes bin Malik'in Hazreti Peygamber'i hatırladıkça ağlamaları. İbni Ömer'in Hazreti Peygamber'den söz edilip de gözlerinin yaşarmadığını görmedim. Enes bin Malik, hiçbir gece yoktur ki Hazreti Peygamber'i rüyamda görmeyeyim, diyordu ve ağlıyordu. Ashabın Hazreti Peygamber'e küfreden birisini dövmeleri. Garafe el-Kindi ile Amr bin As'ın bu husustaki kıssaları. Garafe bin Haris el-Kindi, Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulunmuş bir zattı. Peygamber'e küfreden bir Hristiyan'ı işittikten sonra ona vurarak burnunu kırdı. Şikayet Mısır valisi Amr bin As'a götürülünce Amr Garafe'ye, "Biz bu Hristiyanlara ahit vermişizdir," dedi. Garafe, "Allah'a sığınıyorum, biz onlara ahit verdik ama çıkıp Hazreti Peygamber'e açıkça küfür mü etsinler? Biz onlara ahdi ancak şunun için verdik. Onlarla kiliselerinin, mabetlerinin arasına girmeyeceğiz. Mabetlerinde onlar istediklerini söyleyeceklerdir. Onlara kaldıramayacakları bir yük yüklemeyeceğiz. Bir düşman onlara saldırırsa onları koruyacağız. Onlarla kitaplarındaki hükümleri arasından çekileceğiz. Kendi aralarında İncil'leriyle, Tevrat'larıyla hüküm vereceklerdir. Ancak bizim hükümlerimize razı oldukları halde bize gelirlerse, onlara Allah'ın hükmüyle, Peygamber'in hükmüyle hükmedeceğiz. Eğer bizden kendilerini müdafaa etmek hususunda zengin olurlarsa, onlara karışmayacağız." Amr, "Doğru söyledin," dedi. Mısır ehlinden bir Hristiyan'ın yanından geçtim. İsmi Mendekun'du. Onu İslam'a davet ettim. Bu Hristiyan, Hazreti Peygamber aleyhinde kötü bir söz söyledi. Ben de onu öldürdüm. Hadise, Amr bin As'ın huzuruna çıkarılınca beni çağırdı ve "Biz bunlara ahit vermiştik," dedi. Ben de daha önce geçen cevabı verdim. Hazreti Peygamber'in emirlerini yerine getirmek. Nahle'ye gönderilen kumandanın emre itaati. Hazreti Peygamber Abdullah bin Cahş'ı Nahle'ye gönderdi ve "Orada dur, Kureyş haberlerini bize getir," dedi. Ona savaşma emrini vermedi. Bu hadise haram aylarda oldu. Ona nereye gideceğini bildirmezden önce bir mektup yazdı ve ona "Sen ve arkadaşlarınız çıkınız. İki gün geçtikten sonra mektubu aç, ona bak. Sana ne emretmişsem onu yap. Sakın arkadaşlarından hiç kimseyi seninle birlikte gelmeleri için zorlama," dedi. Kumandan iki gün geçtikten sonra mektubu açtı. Baktı ki mektupta şunlar yazılıdır: "Nahle'ye varıncaya kadar git. Bize Kureyş'in haberlerinden senin kulağına gelenleri getir." Bunun üzerine Abdullah bin Cahş arkadaşlarına, "Baş ve göz üzerine dinler ve itaat ederim. Sizden şehitlik isteyenler varsa benimle beraber gelsin. Çünkü ben Resulullah'ın emrini yerine getirmek için gidiyorum. Bunu istemeyenlerse dönsünler. Çünkü Hazreti Peygamber herhangi bir kimseyi zorlamaktan beni nehyetmiştir," dedi. Böylece onlar da Abdullah bin Cahş'la beraber gittiler. Ta ki Buhran denilen yere vardılar. O zaman Sa'd bin Ebi Vakkas ve Utbe bin Gazavan sırayla bindikleri develerini kaybettiler. Kumandandan geri kaldılar, develerini aradılar. Böylece kavim yola devam etti ve Nahle'ye vardı. Onların yanında Amr bin Hadremi, Hakem bin Kaysan, Osman bin Mughire bin Abdullah geçtiler. Beraberlerinde ticaret malları da vardı. Taif'ten getiriyorlardı. Mal katıkla kuru üzümden ibaretti. Sahabiler bunları gördüğünde Vakit bin Abdullah bunların önüne çıktı. Başını da tıraş etmişti. Onlar Vakit'i tıraşlı olarak gördüklerinde, "Bunlar umreye gelen kimselerdir. Onlardan bize bir zarar gelmez," dediler.
Allah Resulü'nün ashabı Recep'in son gününde onları kuşattı. Ve eğer bunları öldürürsek onları haram ayda öldürmüş oluruz. Eğer kendilerini bırakırsak bu gece harem arazisine girerler, artık onlara bir daha dokunamayız dediler. Böylece onlarla savaşmak hususunda ittifak ettiler. Vakit bin Abdullah et-Temimi bir ok atarak Amr bin Hadrami'yi öldürdü. Osman bin Abdullah ve Hakem ve Kaysan'ı da esir ettiler. Mughire kaçtı. Bir türlü onu yakalayamadılar. Develeri, kervanı sürüp Medine'ye doğru geldiler. Peygamberin yanına geldiklerinde Hazreti Peygamber onlara, "Allah'a yemin ederim ki ben size haram aylarda savaşınız diye emir vermemiştim," dedi. Böylece Hazreti Peygamber esirle getirilen malı bekletti, taksim etmedi. Ondan bir şey almadı. Hazreti Peygamber onlara bunu söyleyince onlar pişman oldular. Zannettiler ki helak olmuşlardır. Arkadaşları da onları kınadılar. Kureyşliler de onları işittiklerinde, "Muhammed haram ayda kan akıttı, mal aldı, insanları esir etti, haram ayını helal kabul etti," dediler. Bunun üzerine Allah Teala Bakara suresinin 217. ayetini indirdi. Ve Allah Teala bu ayette, "Sana haram ayından, onda savaştan soruyorlar. De ki, onda savaş büyük bir günahtır. Fakat Allah yoluna engel olmak, Allah'a ve Mescid-i Haram'a karşı nankörlük etmek, halkını oradan sürüp çıkarmak, Allah yanında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha büyük bir günahtır," buyuruyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kervanı kabul etti. Esirleri de fidye karşılığında serbest bıraktı. Müslümanlar Hazreti Peygamber'e, "Bundan bize bir savaş sevabı var mıdır?" diye sordular. Bunun üzerine de Allah Teala Bakara suresinin 218. ayetini indirdi. Bu birlik Abdullah'la beraber 9 kişiydiler. Ashabın Kurayza olayında Hazreti Peygamber'in emirlerine uymaları. Allah'ın Resulü Ahzab gününde, "Sakın herhangi bir kimse ikindi namazını Beni Kurayza'ya varmadan kılmasın," dedi. Yola çıktıktan sonra ikindi vakti olunca bazıları, "Biz Beni Kurayza'ya varmadan önce ikindiyi kılmayız," dediler. Bazıları, "Biz ikindiyi kılarız, bizden bu istenilmemiştir," dediler. Hadise sonradan Hazreti Peygamber'e intikal etti ve Peygamber hiç kimseyi kınamadı. Hazreti Peygamber ashabın peşini takip etmekten dönünce derhal zırhını giydi, silahını kuşandı ve kendine buhur sürdü. Cebrail indi ve Hazreti Peygamber'e, "Sen neden zırhını çıkardın? Bundan mazur sayılmazsın. Biz melekler zırhlarımızı hala çıkarmadık," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sıçrayıp ayağa kalktı. Korktu ve halka azimetle emir vererek, "İkindiyi ancak Beni Kurayza'da kılarız," dedi. Onlar silahlarını kuşandılar, çıktılar. Beni Kurayza'ya gelmeden önce güneş battı. Halk o günün ikindi namazı hususunda mücadele etti. Bazıları, "Namazı kılınız. Çünkü Hazreti Peygamber namaz kılmamayı emretmemiştir. Süratle oraya gitmeyi emretmiştir," dediler. Bazıları da, "Peygamber bize namazı ancak Beni Kurayza'da kılmamız hususunda azimetle emretti. Biz Resulullah'ın azimetindeyiz. Bizim üzerimize herhangi bir günah yoktur," dediler. Bu olay Hazreti Peygamber'e ulaşınca Hazreti Peygamber her iki tarafa da bir şey söylemedi. Ashabın Huneyn günü Hazreti Peygamber'in emrine uymaları. Allah Resulü Huneyn gününde halkın kendisini yalnız bıraktıklarını görünce, "Ey Abbas, ey Ensar topluluğu, ey Rıdvan ağacının altında biat edenler, neredesiniz?" diye bağır dedi. Bunun üzerine ashab, "Lebbeyk, lebbeyk" diyerek bu sese cevap verdiler. Hatta öyle bir hal oldu ki, adam devesini döndürmeye vakit bulamadığı için
zırhını boynuna geçirip kılıç ve kalkanını kaparak sesin geldiği tarafa koşuyordu. Böylece peygamberin yanında 100 kişi toplandı. Bunlar Hevazin kabilesiyle savaşa başladılar. İlk çağrı Ensar için oldu. Sonra Hazreç için oldu. Onlar harp anında çok sabırlıydılar.